Yemeğinizi yediniz mi siz bugün? Geziyor musun? Gel. Pıtı 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 yapıyor. Bak bak nasıl geliyor hemen. Gel. Karpuz bak gördün mü rüzgar? Yemek vereceğim sanıyorlar. Bak böyle yapıyor. Hemen. Yemekleri nerede? Bugün yemek veren oldu mu onlara? Kimse vermedi değil mi? Hadi biz verelim. Nerede anneciğim balıklarımızın yemi? Ne oldu? Sakın elini ağzına değdirme. Bak balıklar temiz değil, tamam mı? Ben de burada hatırlıyorum. Burada yok. Şöyle bakayım bu taraf. Burada bir çöp var. Burada da yok. Burada da yok. Rüzgar balıkların yemi yok. Nerede olabilir sence? Dedektifi çağıralım. Dedektifi mi çağıralım? Yürü dedektif bilir kesin nerede olduğunu. Ay gerçek bir ajan gibisin dedektif değil. Merhabalar dedektif Rüya, nasılsınız? Merhaba. Neyiniz kaybolmuştu? Balıklarımızın yemi yok. Bitti mi yani? Yok daha vardı. Dün yem verdim ama bugün yemini bulamıyorum balıklarımızın. Nerede olabilir sizce? O zaman dedektif görevini yapmalı. Bence de görevini yapmalı. Önce odayı sormayacak mısınız? Hangi odada yaşıyordu evet. Balıklar? Balıklarımızın yaşadığı oda içerideki oda. Rüyanın odası. Burası Rüyanın odası. Balıklarımız da buradalar. Şu an karınları da çok acıktı. Aynen her şeyi de biliyorsunuz dedektif hanım. YouTube'dan tanıyorum sizi. Ay çok teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam et. YouTube kanalınızdan tanıyorum. Şimdi dedektif hanımcığım. Biz balıklarımızın yemini bulamadık. Nerede olabilir sizce? Önce bir bu odayı aramalıyım. Önce bence zıplayan birisini durdurmalıyız. Oğlum dur ya. Ay. Beni daha iyi takip etmek için gözlüğümü çıkartacağım. Tamam peki. Bizi daha iyi takip edeceğim diyordu. Odanın her yerini mıncık mıncık ararsa ayıp ya oda. Efendim beni çağıran sizsiniz. Haklısınız vallahi şu anda bir şey diyemedim. Allah büyütecini de çıkarttı. Balıklar bütün yemi bir anda yemiş olmasınlar. Arıyor hala bakalım bir bulabilecek mi? Bir iz arıyorum. Orada olamaz ya zannetmiyorum yani. Balıkların başka eşyası var mı? Balıkların başka eşyası yok. Sadece şöyle bir şey var. Suyunu değiştirdiğimizde bir bardağa koyuyoruz onları. Sonra da yeniden bu suyu aktarıyoruz ya. O bardağa bir bardağı onlara ayırdım. Yani eşya diyebileceğim bir o var. Yeri çamaşır odasında. Genelde balıkların temizliğini de orada yapıyorum. Temizliğini yapıyorum derken banyo yaptırıyormuşum gibi oldu böyle. O zaman gidelim. Koş koş koş. Kim geldi? Evet bu bardakla değiştiriyoruz suyunu. Aa, buradaymış bulduk balıklarımızın yemini. Orada izler var. Ay kesin baban değiştirdi rüzgar. Balıkların suyunu yemin dağıttı sonra yemini aldı buraya koydu. Kesin böyle oldu. Şimdi gidelim balıklarımızın. Yemini artık verelim mi rüzgar? Hayır. Aç mı kalsın balıklar? Siz verin bugün ya dedektif hanım. Hak ettiniz gerçekten. Hayır, al az önce vermeyeceğim diyordu. Şimdi rüya yapınca kıymetli oldu. Bu sıra rüzgara geldi. Rüya hakkından feragat. Çok az ver rüzgar. Rüzgar çok attın anneciğim. Balıklara böyle yaparsan ölecek ama balıklar zarar görürler. Büyüyemezler böyle beslersen onları. Balıklar açlıktan değil çok yemekten ölürler. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, balıklarımızı ve dedektiflerimizi seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Rüzgar koş ellerini yıkamayı unutma anneciğim. Bitirdim ya bitirdi onu. Hepsine bir sürü yem verdi ya. Yarısını bitirdi. Sinirlendiriyor şu anda. Balıklar. Ziyan.